Geliyorum Kuvayç. Evet, bugün Formula 1 2015 oynayacağız. 2020'ye paramız yetmediği için bunu 2016'da falan almıştık herhalde. Onu oynayacağım şimdi. Önce bir tam ekran yapalım. Yani 2020 biraz tuzlu. Şu anda bize gelmedi. Yani. Full ekran için de yani böyle şey yapmak lazım. Aşağı indirdiğinde bu full ekrandan çıkıyor. Direkt full ekrana gelmek için tekrardan uğraşmak gerekiyor. O da bir sıkıntı. Evet, amatör olduğum için şimdi hiç multiplayer ya da Championship Pro sezon bana göre değil. Quick Race yapacağım. Haritalar Avustralya, Malezya, Çin, Bahreyn, İspanya, Monaco, Kanada, Avusturya, Britanya, Hungary, Belgium, İtalya, Singapur, Japon, Rusya, USA, Meksika, Brezilya, Abu Dhabi. En basitinden başlayacağım çünkü çok kötü kullanıyorum. Bir de bu joystick yani direksiyon gibi değil. Böyle bir şunu çevirdim mi pat direksiyon dönüyor yani. Hassas bir ayar yapmak çok sıkıntı yani bunlarda. Kaliteli joysticklerde olur da bunlarda olmaz. Kaliteli gamepadlerde olur da bunlarda olmaz. Kanada pisti çok iyi değil. Ya iyi de ben biraz daha düz bir pist arıyorum. İtalya olsun, bu biraz basite benziyor. Evet, şimdi takım seçiyoruz. Mercedes var. Mercedes'te kimler var? Hamilton. 2015'te Nico Rosberg Mercedes'teymiş. Şimdi nerede hatırlamıyorum. İkisinin çok rekabeti olmuştu Hamilton'a. Daniel Ricciardo çok sevdiğim bir insan. Çok sempatik. Çok pozitif bir insan. Şen şakrak. Daniel Quaid. Adını duydum. Kendisini çok bilmiyorum. Williams Racing. Felipe Massa. Valtteri Bottas. Şu an Valtteri Bottas Mercedes'te. 2015'te buradaymış. Felipe Massa. Bunların Williams'ta olduğunu ilk defa duyuyorum 2015'te. Evet. Ferrari. Sebastian. Sebastian Vettel zaten vazgeçilmezi Ferrari'nin. Kimi Raikkonen 2015'te Ferrari'deymiş. McLaren Honda'da Fernando Alonso McLaren Honda'daymış o sıra. Bu McLaren'da ne yancı oldu? Bir Mercedes yancı oluyor. Bir Honda'ya. Jenson Button o da McLaren'da. Nico Hülkenberg. Sergio Perez. Lan bu Kanada takımı da değil mi? Geçen Sakir'de birinci olduydu pembe aracıyla. Demek böyle amatör bir takımdan gelmiş. Nico Hülkenberg. Bu Mercedes'le Hamilton gittikten sonra bu girecekti normalde yarışa George Russell'dan önce. Yani bunun girmesi planlanıyordu. Sonunda değişildi. Toro Rosso, Max Verstappen, Carlos Sainz 2015'te buradaymış. Grosjean geçen kaza geçirdi, geçmiş olsun. Umarım iyidir. Pastor Maldonado, bunu hiç tanımıyorum. Bunları da tanımıyorum. Mercedes şöyle Hamilton'ı alalım. Hamilton en benim favorim Hamilton. Bu videodan sonra bir de bana Lewis Hamilton'ın ekibine, krevine mesaj yolladıydım. Mail attıydım. Cevap gelmiş. Bundan sonraki videoda onu okuyacağım. Normalde bu videoyu çektiydim de OBS algılamamış oyunun görüntüsünü. Bir canlı yayın yaptıydım. Bir saat yani. Ayar mı var? Ayar yapmadım. Dinamik. Clear olsun. Zaten şu anda acemiyim yani. Pratik yok. Yeter. Yani gördüğünüz göreceğiniz en kötü formüle bir yarışçısı. Yani hiç bilmiyorum. Çocukluğumdan beri Lewis Hamilton hayranıyım, Formula 1 hayranıyım ama hiç kullanmadım simülasyonda bile yani. Nasıl dönecek, nasıl yapar? Ha, fiziğini biliyorum. Sadece neydi, fizik etkilerini biliyorum ama nereye ne kadar hızla yanaşılacağını, nerede frenlemesi gerektiğini bilmiyorum. Ona da zaten izah edeceğim. Direkt başlayalım. Hadi başla. Böyle gidiyoruz. Nerede yavaşlayacağımı tahmin edemiyorum. Kırmızı diyor. Hadi watch. Bak bu arada geçen Pinti Panda'nın videosunu izledim de. Oha dur dikkatim dağıldı. Bu çok yanlış bilinen bir gerçek. Yanlış dedim. Yanlış bilinen bir doğru aslında. Onlara göre doğru olduğu için yanlış bilinen bir doğru oluyor. Birçok YouTuber güzel sürmesine rağmen bir şeyi çok yanlış yapıyor. Şu çizgiler var ya, bu çizgilerin üstünden geçmemek için çok uğraşıyorlar. Aha çıktım. Ulan oğlum ne biçim çarptın? Ne vuruyorsun abi? Bu çizgiler, hatta bu çizgiler kimseye kaptırmak lazım. Bu çizgilerden güç alıyorsun. Tekerlek daha ivme kazanabiliyor o çizgilerde. Bak şöyle yapamadım. Bak.
Mesela Sebastian Vettel diyordu ki Monaco pistinde hatta örnek göstermiş. Bak çizgileri rakibe asla kaptırmayın diye bir söz vardır hatta Formula 1'de. Şu çizgileri. Bu çizgilerden göz. Bak bu öbür tarafa da koyuyorlar. Pintipan'da buradaki o çizgilerden hep kaçarak sürdü. O çizgilerden kaçmak değil, tam tersi onun üstünden geçecek şekilde ivmelenmen lazım. Bak adamlar bak şunları izleyin, çizginin üstünden geçiyor. Vettel ne yaptı az önce? Bottas'ın çizginin üstüne geçmesini engelledi. O çizgiler ivmeyi arttırıyor. Tekerin ilerleyişini arttırıyor. Teker üstüne daha hızlı geçiyor. Geniş alıp ona göre ivme almak lazım. Bak üstünden geçiyorlar. Hatta ivmeyi ona göre böyle bırakıp tam dönüşü onun üstünden alacak şekilde dönüş almanız lazım. Ben alamadım bile. Hatta Vettel işte Monaco'da şey diyordu, yanında bir elemanla anlatıyor. Şöyle döneceksin diye. Şu bittikten sonra göstereyim onu ya. Yarış bittikten sonra o şeyi göstereyim. Bir saniye penaltı. Çok kötü sürüyorum. Olabildiğince oturttukların üstünden gideceğinizde yani. Tabi ivmelenme yönünün tersindeyse yani uzağındaysa mesela buraya doğru ivmeleniyor. Oturttuk yer öbür tam tersi tarafındaysa hiç ona uğraşmayacaksın. Mesela buradayken uğraşmıyor. Böyle inadına gitmeye gerek yok. İvmeni de o çizgi yönünde alman lazım. İşte bak ben alamadım mesela hiç o tarafa dönmedim. Yani Raikkonen'a. Profesyoneller o ivmelemeyi o çizgi yönünde alabiliyor da. Aha, Massa da geçti. Bak, o tırtın üstüne doğru ivmelendi ve onun üstünden geçti. Şimdi artık daha hızlı bir şekilde kalkış yapmış oldu. Pintipanda'yı bütün 45 dakika boyunca, 48 dakika boyunca izledim. Adam o çizgin, lan ne yapıyorsun? O çizginin üstünden geçmemek için elinden geleni yaptı yani. Sanki onlar yavaşlatıyor. Ya oğlum zaten kötü sürüyorum, bir de kaza yaptım. Bir an önce bitsin şu yarış, 13'tür. Kuwait bile beni geçti. Herkes sırayla beni geçiyor. Ha bu arada F1 2015'te öyle arkandan gelen frenlemiyor. Direkt koyup geçiyor sana yani. Öyle bir fizik bozukluğu var. Direkt vuruyor. Çekil lan, ben geçeceğim. Yani hiç durmuyorlar. Önündeyse bu... Aha dönemedim. Penaltı mı yedim? Of. 3 saniye penaltı yedim. Frenleyemedim konuşurken. Ya işte böyle. En azından biraz oldu. Dedim hata yap. Gelme lan. Ne peşimden geliyorsunuz itler. O arkamda sürü var. Yürü git. Çarpma lan. Lan çarpma. Ben çarptım, o da bana çarpıyor. Vermem, altıncılığı iyice altın. Perez de beni geçmiş. Daha fazla gerilemek istemiyor. Kalıyorum Perez, geliyorum, bekle. Ay fuck gamepad F1
and no gamepad. Bak ivmelemeye o tarafa doğru. Ya zorlamaya gerek yok o çizgiye gitmek için. Ha bak burada tam oturdum ama toplayamadım. Teker kaydı. Ya teker niye kayıyor bu kadar ya? Pite mi gireceğim acaba? Ben pite girsem sonuncu olurum. 13 tur dayanıversin. Oo güzel. 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 Burada batırdık. Son 2 de. Yürü git. Niye çarptın abi? Ya quiet geliyor ya. Yavaş gel lan. Geçemezsin. İzin vermiyor. Müsaade etmem, geçemezsin. Ah biraz daha güzel geçtim burada. Gelme lan peşimden. Ya kıçımdan geliyor. Hadi geç geç anasını satayım. Çarpa çarpa geç. Geliyorum Kuwait. Ne oldu? Geçemedik. Pite mi girdi? Lan 13 turda ne pite girdin? 8 tur olmuşlar. İyi rakip yok şu anda. Birinci miyim lan? Vallahi birinciyim ha. Ha fuck. Gamepad'ine sokayım ben seni ya. Aha geldi biri. Allah kahretsin. Kim o? Vettel geliyor. Yavaş gel Vettel. Ben Vettel işte. Aha gelmiş götüne gel. Peşimden git Vettel. Nasıl siktir ya. Of Vettel'e geçildim sorry. Sorry Hamilton dur lan. Küçücük bir ihtimal belki geçerim. Oh. Ne yaşıyorum Vettel? Lan nasıl bir dönüş aldım? Vettel saçma sapan bir kaza yaptı. Ya kaç tane ceza. Geçemem benim hatta izin vermiyor. Lan beni sıkıştırma. Ne yapıyor? Na ittirme beni ittirme. Kayma kayma. Ya ne kayıyor bu kadar? Tekerlek çok kayıyor. Ne güzel birinci gidiyorduk ya. Hey!
diskalifiye edildim. Pite girmedim diye mi lan? Sorry Lewis Hamilton, sorry. You super, I am bad driver. You super, I am bad driver.